o müçtehitlerin ilminin ayarında, nerede sen bilgisayar yanında gezersen şarj bitti, ilim bitti, pil bitti, ilim bitti ya. Sen ezberinden iki hadis okuyamıyorsun. Sıralı ayet okuyor. İki tane hadis okuyamıyorsun ezberinden. Sen bu konumda, bu durumdayken ilahiyattaki, imam hatipteki talebeye ya mezhepsizlik çok iyi bir şeydir ama keşke bilsen. Yani kendisi neye göre kılıyor? Peki mezhepsizlik neye göre? Hayır, sen kendin namaz kılıyor mu bu adam? Peki, kılıyor. Neye göre kılıyor? Mezhebi yoksa neye göre kılacak? Ha? Ya Kur'an'da beş vakti bulamıyorsun. Bulamıyorsun. Dört rekatı bulamıyorsun. Hadiste buluyorsun. Hadisten sonra teferruatını fıkıhta buluyorsun. Bu kadar müçtehitler bunları iyice. Peki hadiste kaç rekat? Hadiste hepsi beyan edilmiş. Kaç? Hangi mezhebe daha uygun? Mezhep farkı yok namazların rekatında. Sünnetlerde var. Mesela farzlarda hiç ihtilaf yok. Sünnetlerde var. Sünnetlerde var ihtilaf. Mesela Şafii'ye göre öğlenin ilk sünnetindeki müekket sünnet ikidir. Hanefi'ye göre dörttür. Ama sen iki kılsan günah mı yani şimdi? Değil. Hı. Ama 12 rekat kılana günlük müekket sünnete devam. Men sabera alesneteyi aşrate rekaten fil yevm, işte günde 12 rekata devam edene ben Allah'u lehu beyten fil cennet. Ne Allah cennette köşk bina eder. Öbür hadiste de 10 rekat hakkında bir teşvik var. Şafii'nin sünnetlerde de bir farkı işte iki olması. Yani öğlenin ön sünnetinin kabli denir. İki olması. Bunun ne şeyine? Vitir'de var. Vitir'de, Hanbeli'de falan bir rekat da oluyor. Hanefi'de olmaz. Hanefi'de 3 rekat. Peki vitir de zaten öbür beş vakit farzın farz gibi olmaya, değil. Kur'an'da olmayan bir şeyin farzı nereden belli oluyor? Zaten bunlara onu sormak lazım. O zaman beş vakiti de inkar etsin. Hayır, zaten yani hadis devreden çıktığı anda, Kur'an'a baktığın anda salat kelimesinin de namaz olduğu çok anlaşılmıyor. Evet. Salat da lügata bakarsan duaya gidiyor. Adam da diyor ki oturduğum yerde duamı yapıyorum aynen. diyor. Ama tabii sen ayetleri topladığın zaman izâ kumtum ile salâti, bu normal dua değildir. Öyle önüne gelen efendim trende, metrobüste açtın ellerini ya Rabbi ya şükür değil, olmaz. Ne oldu? Feteva diyor ki feksülü vücub, ellerinizi yıkayın. İşte şey demek, salata kalktın ama bu normal bir şey değil. Demek bundan evvel mukaddime lazım. Mukaddime ne? İşte abdestsizsen şuranı yıka, buranı yıka, elini yüzünü, farzını söylüyor. Orada da tabii başını... yani dört farzı söylüyor veyahut da orada dolu sünnet çıkabilir. Ama sen şimdi verkâ'u rükû edin diyor, oradan anlıyorsun ki eğilme var. Vescudû secde edin diyor, oradan anlıyorsun ki secde var. Ama bir Kur'an'da demiyor ki iki secde. Evet. Ama sen şimdi her rekatta mutlaka iki secde yapman lazım. Bir rükû var, iki secde var. Nereden çıktı bu? O zaman birisi desin ki tek secdeyle namaz olur. Şu ilahiyatın bütün profesörlerine rica ediyorum ya. Bir tanesi desin ki şu anda tek secdeyle rekat olur. Ayette yok çünkü. Vescudu secde edin diyor. Yani her rekatta bir secde bile yok yani. Secde genel namazda. Belki bir secdeyle de namaz olur o zaman diyeceğiz. Çünkü rekat sayısı da yok. Şimdi o zaman dediğim gibi bir yeri bozdular. Her yeri birbirine soktular. Şimdi altından çıkamayacak hale geldiler. Millete okuyacakları bir şey yok. Niye ben saatlerce okuyorum da onlar iki dakika okuyamaz?